Kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün patlıcan kebabı tarifi vereceğiz. Malzemelerimiz patlıcan ve yeterince kuşbaşı. Ben 1 kilo kadar kullanıyorum ve patlıcanlarım 10 taneye yakın. Şöyle küçük. Siz 5 taneyle yapabilirsiniz. Ortadan bölüp kesip yapabilirsiniz ve 2 tane soğan, 3 tane yeşil biber, 1 tane küçük kapri biberi ve 2 tane domates, salça. Öncelikle patlıcanlarımızı şöyle alacalı keselim. Şu kısmı da bozmuyoruz. Tekrar kapak olarak kullanacağım. Şu kenarda bekletip alacalı soyacağım ve tuzlu suda 15 dakika bekleteceğim. İsterseniz domates de kapak olarak kullanabilirsiniz. Ben patlıcanın kendi kapağını kullanacağım. Bu yemeği fırında da yapabilirsiniz. Patlıcanlarımız suda beklerken biz de etimizi hazırlayalım. İsterseniz kıyma da kullanabilirsiniz. Ben kuşbaşından biraz daha küçük keseceğim ve eti mühürleyeceğim. Haşlamayacağım. Ocağımı açtım. Şu an tavam ısınıyor. Tavanızın iyice ısınması gerekiyor. Etin mühürlemesi için. Ve kuşbaşılarımız zaten küçük. Biraz daha küçük yapıyorum. Kıyma da olur aynı şekilde. Kıyma da kullanabilirsiniz. Tamam, iyice ısındı. Şimdi etimi alıyorum. Etimizin mühürlenmesi için şöyle sulanmadan iyice her tarafı mühürlensin diye karıştırıyoruz. Etimiz sulandıktan sonra kapağını kapatıp biraz haşlıyoruz. Şöyle 25 gram kadar margarinimi aldım. Etim suyunu çekti iyice. Biraz da böyle kavurup sonra soğanımı, biberimi ilave edeceğim. Yağda biraz daha kavurmam. Etimi kenarda kısık ateşte kavurmaya devam ediyorum ve bir yanda da patlıcanlarımın içlerini ovup kızartma aşamasına geçtim. Hepsini her iki tarafını kızartacak şekilde kızartıyoruz. Bir yanda etimi karıştırıp bir yanda da patlıcanlarımı şöyle çeviriyorum. Döndürerek yapsanız daha iyi olur. Dört tarafı da kızarmış olur. Patlıcanlarımı kızarttım ve bir havlu kağıt sayesinde yağımı alıyorum. Ve şimdi etim iyice kızardı. Üzerine küçük küçük doğradığım soğanı ve biberlerimi ilave ediyorum.
Domatesimi de ilave edip karıştırıyorum. Baharatlar tamamen size bağlı. Ben nane ilave ettim. Ve tuzunu ilave ediyorum. Ve bir tatlı kaşığı kadar pul biberimi. Evet, şimdi patlıcanlarımızın içini doldurma aşamasına geçelim. Bu kadar yeterli. Şimdi hazırlamış olduğum patlıcanlarımın içine dolduruyorum. Benim patlıcanlarım az geldi. Ben onun için kırmızı biberlerimi şu sap kısmını alta gelecek şekilde şöyle uçlarına kestim. Diğer kısımlarına ne yaptınız derseniz onu da iç harcına koydum. Evet, dolduruyoruz bu şekilde. Hepsini doldurduk ve şimdi kapaklarını kapatıyoruz. Ben hepsinin kapağını ayırmıştım veya isterseniz üzerine domates de koyabilirsiniz. Aynı şekilde kapatıyoruz. Biberlerimin kapağını da domates yapıyorum. Yani domatesle yapıyorum. İsterseniz patlıcanları da aynı şekilde domatesle yapabilirsiniz. Ben kendi kapağını kullanmak istedim. Şimdi bir kaşık biber salçası ve bir kaşık domates salçasını sıcak suda iyice erittikten sonra üzerine 2,5 su bardağı sıcak suyla ilave ediyorum. Ve şimdi 180 derecede ısıtılmış fırına yaklaşık 45-50 dakika arası fırından fırına değiştiği için pişiriyoruz. Benim salçam ev salçası olduğu için çok tuzlu ve ben tuz ilave etmedim. Siz bu kısımda şöyle parmak ucunuza üzerine tuz gezdirebilirsiniz. Zaten iç malzemesinde var. Ve tekrar üstüne atarsınız. Ve şimdi fırına atıyorum. Patlıcan kebabım pişti. Ve 10 dakika dinlendirip servise geçiyoruz. Evet, servise hazır. Ben yanına pilav yaptım. Siz de isterseniz benim gibi pilav, bir tane de biberle yaptım. Şimdiden deneyeceklere afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Farklı bir videoda görüşmek üzere.